önemli dijital platformda. Baran 1, Yıldız NTV, Dijitürk 652. kanalda yayında. Baran 2, Desmart'ta 205. kanalda yayındayız. Yıldız NTV, hayatınıza renk katacak birbirinden güzel programlarıyla Türkiye ve dünyada her yerde, her an yanınızda. İyi ki siz varsınız. Siz varsanız biz de varız. Yıldız NTV, sağlıcakla kalın. Çöl yazıda ekilmiş bir kara duman, dumanın içinde imam görünür. Abbazat üstünde vermiyor aman, Yezid'in askeri yaman görünür. Hal böyle böyle, var pire söyle, pirim mecnun olmuş, ben olam Leyla, ben olam Leyla, bir de benim gibi yanar mı böyle, yanar mı böyle? Abbas'ın giydiği keten gömlektir, gömleği soyulmuş, kolları yoktur. Bir değil beş değil, yarası çoktur. Abbas vuranlar elbet sürünür. Hal böyle söyle, pir mecnun olmuş olmuş, ben olam Leyla, ben olam Leyla, pir de benim gibi yanar mı böyle, yanar mı böyle? Aptallar dükkanın açmış, ne ararsan var içinde, ne ararsan var içinde. Gir dükkana pazar eyle, her şirindir ezar eyle, aya güne nazar eyle, ay Muhammed Nur içinde, ay Muhammed Nur içinde, aşk ile. Ali, 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 Ali medet,
Ayaydırdım Muhammed, okunan 80.000 ayet. Balıklar deryaya da hasret, çarka döner göl içinde, çarka döner göl içinde, çarka döner göl içinde. Göl içinde çarka döner, susuzluktan bağrı yanar. Göl içinde çarka döner, susuzluktan bağrı yanar. Alemler seyrana da iner, seyir var seyir içinde, seyir var seyir içinde, seyir var seyir içinde. Katılabilirsiniz. 0533 716 16'ya WhatsApp hattımıza ücretsiz mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Biz de buradan hızlı bir şekilde paylaşmış oluruz değerli dostlar. Merhaba, iyi yayınlar. Sanatçımız Mert Karaboya'dan Sen Bir Aysın türküsünü istiyoruz. Söylerseniz aşırı mutlu oluruz. Deniz, Şima, Selin. Evet. Evet, böyle bir isteğimiz de var. Eyvallah. Yoksa yerine bir türkü ya da nefes olur değil mi Mert'im? Eyvallah abi. Tamam, selam olsun. Eyvallah. Ben Kahramanmaraş'tan Adil Artan, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki türküyü tüm Maraş ve Afşin Elbistan'a armağan ediyoruz. İyi yayınlar demişler. Merhaba, iyi akşamlar. Ben İnan Yıldız, annem, babam ve kardeşlerime sıradaki türküyü armağan ediyorum. İyi akşamlar. Ya Hızır, Ya Hızır deyişini dinlemek istiyoruz. İzmir'deki canlar için türküler, iyi yayınlar. Turhal'dan Bahar. Selam olsun. Karabük'ten Ramazan Bayraktar, Devrem kardeşim, Başkan Korkmaz Şencer. Ve size hayırlı yayınlar dilerim. Yolunuz açık olsun demişler. İyi akşamlar Turan Bey. Ben Toka Turhal Karkın Köyü'nden Cemal Ön. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir program için emeğinize sağlık. Konuklarınıza saygılarımı sunuyorum demişler. Mert oğluma hayatına başarılar diliyorum. Ailemizi her yerde gururlandırıyor. Onu çok seviyoruz. Seviyorum. Baban Cemal Karaboya. Ellerinden öpüyorum. Cemal Eyvallah. Baba, biz de çok seviyoruz Mert'i. Çok Eyvallah. Seviyoruz. Yeter ki o türkü değiş okusun. Biz de onu çok seveceğiz. Daha da seveceğiz. Eyvallah. İyi akşamlar. Ben Tokat Niksar Güzel Yayla Köyü'nden Aydın Çakır. Programınızı severek izliyorum. Mert kardeşime başarılar dilerim. Gözlerini öperim. İzmir'deki kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum demişler. Allah Allah. Turan Bey, öncelikle iyi yayınlar. Korkmaz kardeşime ve sanatçımıza, hocamıza selamlar. Sancaktepe'den Murat Uygur. Zili mi zilci mi? Murat Uygur. Zili. Zili. Selam olsun. İyi akşamlar. Ben Tokat Niksar Güvenlik Köyü'nden Hüseyin Atilla. Sizleri severek izliyoruz. İyi yayınlar. Sıradaki eser tüm Tokatlara gelsin demiş. Selamlar Turan Bey. Konuklarınıza selamlar. İzmir'deki canlarımızın Allah yardımcısı olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarının da başsağlığı dilerim demişler. İyi akşamlar Turan Bey. Ben İstanbul Avcılar'dan Hüseyin Ön. Yayınınızı severek izliyoruz. Sıradaki deyiş tüm sevdiklerime gelsin demiş. Tokat'ın gururu, Yıldız TV ekibine yaptığı programlarda milletimizin birliğine ve dirliğine yaptığı katkıları takdir ediyoruz. Gönüllerin Başkanı Korkmaz Şencer'e başarılarının devamını diliyorum demişler. Teşekkürler. Ben Tokat Zile Kozdere Köyü'nün Feyzi Özenci. Turan Bey, yayınıza başarılar. Mert kardeşimin yüreğine sağlık olsun, yol açık olsun inşallah demiş. Selam, ben Musa Kutay. Tokat Zile Yaylıkent Köyü'nden Korkmaz Başkanıma, Mert Karaboya kardeşime başarılar dilerim. Turan abi, seni büyük bir ilgiyle izliyoruz. Her akşam görmek ve izlemek isteriz. Selam olsun Musa Kutay kardeşime de. Birkaç tane daha okuyayım. Sevgili Turan abi, programın hayırlılara vesile olsun. İzmir'deki dostlara çok geçmiş olsun diyoruz. Sevgili Başkanımız Korkmaz Şencer'e başarılar diliyorum. Yolumuz pir yolu açık etsin. Zakirimiz Mert canımıza başarılar diliyorum. Rıza Can. Keçici Allah Allah. Köyü Dernek Başkanı ve Birlikçe Mevi Başkan Yardımcısı. Selam olsun başkanım. Selam eyvallah, olsun buradan. Eyvallah. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Sarı Saltıkçı Mevi Kadın Kolları Başkanı Sultan Göç'üm. Şu an sizleri izliyoruz. Şu an konuğunuz Cemevi Başkanı Zeki Hasan'a selamlar, saygılar ve Turan Bey'e saygılar demişler. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı akşamlar dilerim. Herkese selamlar. Mert kardeşime başarılar dilerim. İyi yayınlar Ayhan Tağan. İyi akşamlar Mert oğluma, hayatında başarılar diliyorum. Onunla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. Annesi İsmihan.
Karaboy'a selam olsun anneciğim. Ağzına sağlık, gereken mesajı verdin. İzmir'e geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Yayınınızda başarılar dilerim. Ali Şeker, bir değiş istiyorum. Şeker ailesine gelsin demiş. Ali Şeker'e de selam olsun. İyi akşamlar canlar. Nazilli Alamut köyünden Engin Çörtük, İzmir'deki meydana gelen depremde ölen canlara Allah'tan rahmet, yaralara acil şifalar diliyorum. Sıradaki tüm türküler eşim Hülya, oğlum Saygın, Mehmet'e gelsin. Gerçeğe hü mümine ya Ali demiş. Bir tane daha okuyacağım. Kıymetli Turan Çakır Başkanım, öncelikle hayırlı programlar, başarılar diliyorum. Saygıdeğer konuğumuz Cemevi Zakirimiz, Üstad Mert Karaboy'a, Birlik Cemevi Başkanımız Korkma Şencer, Cemevi dedemiz Zeki Yasan'a saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Güzel programlar diliyorum demişler. Diğerlerini sonra okuyalım diyorum. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Eyvallah. Yoksa çok mesaj. Can. 8 sayfa. Sağ olsunlar. Tabii ilgi alakalar bizi şımartmıyor. Onlardan aldığımız güçle daha da güçleniyoruz. Sağ olsunlar. Başkanım, reklama gitmeden önce hani bu içerikle alakalı, hani eşit yurttaşlıkla alakalı, hani hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne olmalı ki işler, ne olursa gerçekten de ülkemizde yaşayan bütün yurttaşlar mutlu olur diyelim. Ne bekliyorsunuz siz başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle söylemiş olduğunuz hani ne olursa. Evet. Az önce de bahsetti hocamız. Anayasamızın 10. maddesi diyor ki eşit yurttaşlık. Eşit yurttaş. Bu olursa zaten olmuş oluyor. Yani biz şunu bekliyoruz. Yanlış anlaşılmak istemeyiz. Camilerimize verilen hakların aynısı cemevlerimize verilirse bu iş tamamen çözülmüş oluyor. Yani elektriktir, sudur, cemevi dedemizin maaşıdır, personel ihtiyaçlarıdır, araç giderleridir, yapımdır, inşaatı budur. Fazla bir beklentimiz yok. Evet. Bırakın biz ibadetlerimizi yapalım, yolumuzu sürelim, erkanımızı sürelim. Ölümlü dünya Turhan Bey, gelip geçeceğiz bu dünyadan. O yüzden birbirimize haklarımızı helal etmemiz lazım. Eğer mahşere, inançlarımıza güçlüysek, mahşere inanıyorsak bu hakların verilmesi lazım. Biz yine tekrar ediyorum burada, evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin asli ve köklü yurttaşlarıyız. İkinci sınıf vatandaşı değiliz. Bunu bize hissettirmeleri lazım Turan Bey. Evet, yani bize bunu hissettirmeleri lazım. Yani cemevlerine bu hakları vermeleri lazım. Anayasanın 10. maddesini, yani eşit yurttaşlık maddesini uygularlarsa zaten olay kökünden çözülmüş oluyor. Yani bir dedenin maaşını, İstanbul'da Turhan Bey 92 evet. tane cemevi var. İstanbul'da 92 tane cemevi var. Evet. Yani Türkiye genelinde sayılı cemevlerimiz var. Çok büyük bir yük değil. Evet. Yapılabilir, başarabilir. Bu insanlar kucaklanabilir. Ayrıştırmaktansa kucaklamak çok daha güzeldir. Biz istiyoruz ki artık kucaklaşalım, artık barışalım, kimse kimseyi ötekileştirmesin. Kardeşçe yaşayalım istiyoruz. Zaten bu mihmal üzerine biz hep yol izledik. Bu düsturda büyüdük. Annemiz, babamız, büyüklerimiz bize bunu öğretti. Aynı Tokat'ın insanıyız. Zeki Hocam Bingöl'ün insanı ama düşüncemiz aynı. Aynı. Bingöl'lü ile Tokatlı'nın düşüncesi aynı. Dertlerimiz aynı, sorunlarımız aynı. Yetkililerin bunu görmesi lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem Başkanımızın getirmiş olduğu önerge çok önemli bir önerge. Evet. Yani bu önerge uygulansaydı şu anda cemevlerimizin yapımı, inşaatları, arsa meseleleri tamamıyla bitmiş. Evet. Tabii kamu malı olacaktı. Çok daha rahat biz inşaatlarımızı, cemevlerimizi yapmış olacaktık. Eşit haklara kavuşmuş olacaktık ama bu olmadı. Umut ederiz ki bundan sonraki süreçte Ekrem Başkan tekrar bunu... Niye? Meclisten mi geçmedi başkanım? Meclisten geçmedi. Bir sorunlar çıktı, engellemeler oldu, geçmedi. Ama önümüzdeki dönemde üzerinde çalışılacak inşallah. Biz bunları dosya halinde gerekirse oradaki yetkililere götüreceğiz. Bizim şerh koyanları, muhalif olanları mı diyorsunuz? Götüreceğiz. İki tarafa da götüreceğiz. Evet. İki tarafa da götüreceğiz. Şunu söylüyorum, bizim hukuksal olarak Turhan Bey hiçbir sorunumuz yok. Bizim vicdani sorunumuz var. Evet, bakın, evet. Ellerini şuralaya koyacaklar, ellerini buraya koyacaklar, düşünecekler. Burada insanlar bir şey istiyor ve bu istenen yer ibadethane. Yani biz burada dua etmek,
el açıp dua etmek, cenazelerimizi kaldırmak istediğimiz bir şey farklı bir şey değil. Başkanım bir de Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem Başkan'la birlikte belediye bünyesinde bütün inançların temsilcileri var. Öyle bir çalışma mı vardı? Şöyle oldu Turhan Bey. 50'ye yakın her inançtan 50 tane personel alımı yaptı Ekrem Başkan. Her inançtan toplamda 50 personel aldı. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne de bunlar görevlendirildi. Maaşları, sigortaları ödeniyor. İhtiyaç duyulduğunda alo dediğinizde geliyor. Güzel bir uygulamaydı. Çok gerçekten güzel. Çok başarılı bir uygulama. Çünkü bizim bayan gasilhanecimiz yok biliyor musunuz? Bayan gasilhanecimiz yok. Yani bu işi bilen bayanlarımız gelip burada yardımcı oluyor. Bayan gasilhaneci yok ama İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Ekrem Başkan bayan gasilhaneciler de aldı. Bu anlamda alo dediğinizde gelip... Şimdiye kadar yok muydu başkan bu? Yoktu. Bayan gasilhanecimiz bizim yoktu. Şimdiye kadar da olmamış. Ama bu dönemde oldu. Personel alımı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel aldı. Gayet verimli bir projeydi. Güzel oldu. Bütün inançlardan aldı. Tabii biz burada dediğim gibi bütün inançlardan temsilciler var ama Alevilik özeline baktığınız zaman da sizi temsil eden insanlar da var orada. Var orada. Çok güzel oldu. Evet. Biz şimdi bayan gasilhaneci bulamadığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arıyoruz. Evet. Yani hemen kısa sürede çok acil araçlarıyla birlikte geliyorlar. Cenazemizi defnediyorlar. Buradan Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hak yardımcısı Hızır yoldaş olsun diyoruz. Allah Allah. Bir de sosyal medyada çok görüyor musun Murat Kantik'in? Murat Başkan'la da bir görevi var mı Büyükşehir Belediyesi'nde? Murat Kantekin, Ekrem Başkanımızın inanç masasından sorumlu danışmanı Murat Bey. Evet. Bu süreçte cemevlerine çok katkıları var. Zaten inanç masasında görevli olduğu için sık sık o 40 cemevi başkanımızın toplantılarının hiçbirini kaçırmamıştır. Notlarını almıştır, ihtiyaçlarını gidermiştir, gücü yettiğince bütün şeyi yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne buradaki sorunları, cemevlerinin sorunlarını Murat Kantekin başkanımız bildirmiştir. Ve şu an Sancaktepe'deki emek cemevimizin dış cephesi yapılıyorsa, asansörü yapılıyorsa, iç dizaynı yapılıyorsa bu Murat Kantekin ve Ekrem başkanımızın sayesinde devam ediyor. O zaman, biz teşekkür ediyoruz. O zaman program sunucusu olarak Sevdamız Sokak, Sevdamız Anadolu programı sunucusu olarak da bunu da bilmiyordum. Bak şimdi burada canlı yayında öğreniyorum. Murat Kantekin'e ve Ekrem Başkan'a da çok çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Emek Mahallesi'nin cemevi ile ilgili çalışmaları yürütüyorlar. Şu an dış cephesinde, dış cephesi şu an komple bitmek üzere. İç asansörleri çok ağır masraflar bunlar bitmek üzere. Ve şu da vardı, biz yıllarca Muharrem aylarında lokmalar veriyoruz biliyorsunuz. 12 imamlar aşkına lokmalar veriyoruz. Biz bu zamana kadar belediyelerden böyle şey fayda sağlanmadı ama bu dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız aşureliklerimizi, yiyecek gıda ihtiyaçlarımızı gönderdi. Çok teşekkür ederiz. Yani biz de diyorsunuz artık bu ülkede yaşayan, İstanbul'da metropolde yaşayan bir vatandaş olarak... Hissettik. Yani değil mi? Cemevinde o halk ekmeğin, o poşetteki ekmeğini görmek bile bizleri mutlu... Küçük minnacık onure bir şey olduk. Küçük dokunuşlar değil mi başkanım? Evet, çok küçük ama bizim için çok büyük. Çok büyük. Bizim için çok büyük çünkü alışık değildik. Evet. Yani bir anda böyle kucaklandığımızı, ikinci sınıf değil birinci sınıf olduğumuzu hissettik. Şuramıza dokundular. Murat Başkan'a, Murat Kantekin'e selam olsun. Ekrem Başkan'a selam olsun. Gerçekten kucaklamaya çalışıyor belediye başkanımız. Daha çok projeleri var. Cemevileriyle alakalı çok projeleri var başkanımızın. Ama şu anda bu projeleri ilçelerde, önder seçerek gönderdiğimiz başkanlarımız takip ediyor ve gruplardan bize bildiriyorlar. Şu anda aşama aşama devam ediyor ama biz hissettik biraz. Ne güzel. Vallahi mutluluğunuz yüzünüzden de belli oluyor. Eyvallah. Bu devam etsin. İnşallah. Mahi annemiz yine bizi aramış. Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe Kadın Kollarından Mahi annemiz de sizlere başarılar diliyor. Birlik Cemevi'nin her zaman yanı başındayız diyor. Mahi annemize de selam olsun. Yine Şehitler Köyü Dernek Başkanı Kamil Duran da sizlere çok çok başarılar diliyor. Selam olsun. Selamları, saygıları var. Evet Mert, bir nefes. Eyvallah. Hadi canım. Bir nefes arası daha olsun. Yine konuşacağız. Sizlerden gelen mesajları hızlı bir şekilde paylaşıyorum sevgili izleyenlerimiz. Benim de kıymetli arkadaşım Berfin Yıldız, İnan Yıldız, Deniz Yıldız mesajlarını yollamış. Evet. Bir türkü istemişti benden. Yıldız ailesine gelsin. Hadi bakalım.
Ahu figan dilber senin elinden. Hasretin bağrımı ezdi eziyor, ezdi eziyor, ezdi eziyor, ezdi eziyor. Öldür kurtulayım tatlı dilinden. Firkatin benzimi ezdi eziyor, ezdi eziyor, ezdi eziyor. Kaşların karası nutkumu bağlar. Hasretin canımı dağladı, dağlar, dağladı, dağlar, dağladı, dağlar, dağladı, dağlar. Kimisi gülüyor, kimisi ağlar, kimisi yolundan azdı azıyor, azdı azıyor, azdı azıyor. Sensiz durmaz ey yar, içerim yanar. Her beni görenler divane sanar, divane sanar, divane sanar, divane sanar. Gece gündüz durmaz kadehler sunar. Dilim şaki şerbet süzdü süzüyor, süzdü süzüyor, süzdü süzüyor. Zülfün kemendiyle asıldım dara. Düşmüşüm dertlere bilmem ne çara, bilmem ne çara, bilmem ne çara, bilmem ne çara. Gözüm ister tende, canım o paray. Ellerin fetvası yazdı yazıyor, yazdı yazıyor, yazdı yazıyor. Uzakta ararken yakında buldum. Hamdolsun gönlümün pasını sildin, pasını sildin, pasını sildim, pasını sildim. Usandım fenadan, gerçeğe geldim. Gönlüm bu dünyadan bezdi beziyor, bezdi beziyor, bezdi beziyor. Usandım fenadan, gerçeğe geldim. Gönlüm şu dünyadan bezdi beziyor, bezdi beziyor, bezdi beziyor. Dünyadan, dünyadan bezdiğimiz şu günlerde Hızır cümlemizin yardımcısı olsun. Allah Allah. Allah. Eyvallah canım. Eyvallah. İyi akşamlar Adana'dan Mehmet Yıldız. Sıradaki eser tüm Adana'ya gelsin demiş. Tokat'ın parlayan yıldızı, can dostum, güzel insan Turan Çakır kardeşim. Ben Tokat Almus Mescit Köyü'nden Mustafa Şahin. Sana iyi programlar, bize de iyi seyirler demiş. Mustafa abim selamlar, saygılar olsun.
Yıllardır bizi takip eder. Yüreğin sağlık Mustafa abim. İstanbul Çatalca'dan Coşkun Önal, Sevdamız Sokal ailesine selam ve sevgiler. Yeğenim Mert'e başarılar diliyorum demiş. Ellerinden öpüyorum. Merhaba Bingöl Köyü Yazgülü, Yazgünü Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, başarılar dilerim. Hizmetlerinden dolayı teşekkürler demişler. İyi akşamlar canlar. Tokat Tural Yeniköy'den Sati Atay, Kıvırcık Ali'nin bir türküsünü rica ediyorum demiş. İyi akşamlar konuklarınız, başkanıma, hocamıza ve Zakir Mert kardeşime çıktığı yolda başarılar dileriz. Beylikdüzü'nden Mehmet Şahin ve Gülnur Şahin. Selam olsun. İyi akşamlar, ben Kartal'dan Zeynep Türk Yılma, sıradaki eseri canlara armağan ediyorum. Sevgiyle kalın demiş. Hayırlı yayınlar, sizleri seviyorum. Niksar Akgüney Köyü'nden Temel. İyi akşamlar sevgili başkanım, Korkmaz Sencer'e başarılarının devamını diliyorum. Aydın ailesi. Tokat Alımız Alanköy Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Ünal Arslan, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sancaktepe Emek Mahallesi Komite Başkanı Murat Uygur Korkmaz Başkan'a çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Eyüp Sultan'dan iyi programlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Artuk ailesi olarak Turan Bey'e, Korkmaz Başkan'a, değerli konuklarınıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sıradaki eser tüm ülke sevenlerimize gelsin demiş. Selam olsun müdürüme. Selam olsun. Başarılarınızın devamını dilerim demişler. Değerli Turan Çakır, iyi yayınlar. Konukların Korkmaz Başkan'a başarılar dilerim. Çok yetenek görüyorum. Kendisini inşallah çok başarılı olacak. Yol açık olsun. Niksar Dönekse'ye selamlar demiş. Niksar Dönekse'ye selamlar. İsminizi yazmamışsınız. İbrahim Başkanımdır o. Öyle mi? Tabii. Peki İbrahim Demir Başkansa da selamlar, saygılar olsun. Dönekse'den el olunca ben dayanamıyor. Atıyor bana. Değil mi? Peki. Başarılarınızın devamını dilerim Turan Çakır. Çayırpınar Köyü eski dernek başkanı Mehmet Kılıç Arslan. Selamlar. Haydi yayınlar, sevgiler, saygılar Zeki Hocam ve sizlere saygılar Dilber Korkmaz. Selamlar. Turan Bey, çok severek izliyoruz. İyi yayınlar. Birlikçeme yönetiminden İsmail Şahin, ben Korkmaz Başkanıma ve tüm konuklarınıza da selamlar demişler. Merhaba, iyi yayınlar. Hasan Çelebi'den saygıdeğer formelimiz İbrahim Dağ Ustamız, Kazım Dalbaş Kaptanımız, Hikmet Öz, İbrahim Ermurat için sıradaki eseri rica ediyoruz demişler. Selam olsun. İyi akşamlar canlar, sizden Kırklar Kapısı türküsünü istiyorum. Erzincan'dan yazıyorum demiş. Hızlı bir şekilde okuyayım değil mi başkan bunları da? Eyvallah. Okuyayım, peki. İyi akşamlar Yıldız TV ailesi, çok güzel bir program. Yine ekranlarda İzmir halkına çok büyük geçmiş olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Amca kızı Sibel geçmiş olsun. Maltepe Gülsuyu'ndan Murat Canan İlkim, Güneş Akyol. Peki. Peki tamam, olur, öyle yapalım o zaman, tamam. Dedi ki yönetmenim, abi mesaj çok fazla, yeni gelenlerle beraber onları da okuyarım dedi. Başkanım şimdi inşallah en kısa zamanda arsamızı alacağız. Arsamızı alacağız, bir proje çizdireceksiniz. Orada bir tane cemevi inşa edeceğiz. Elbette cemevin içini de dolduracağız. Eyvallah. Peki cemevinde elbette şu ana tasarlamışsınızdır, neler olacak, neler bitecek. Cemevin içerisinde neler olacak başkanım? Turan Bey, teşekkür ediyorum. Şöyle 1800 metrekare, yani iki dönüme yakın, evet, bir arsa var. Yani hocamın az önce bahsettiği gibi ihtiyacı kadar bir yer, ihtiyaç dışı bir şey olmasını, evet, istiyoruz. Yani insan odaklı, İnsana her türlü hizmet edebilen bir cemevi. Sadece ibadethane değil, kültürel anlamda renklerimizi paylaşabileceğimiz bir cemevi. Çocuklarımızı eğitebileceğimiz bir cemevi. Bir yatakhane, misafirhane, bir kütüphane, bir kreş. Evet. Bakın Sarıgazi cemevimizde sadece Alevi canlarımızın çocukları değil. Ben görüyorum, başka canlarımızın çocukları da, evet, orada eğitim alıyor. Birebir başkanıyla da istişare ediyoruz. Pandemiden dolayı şu an bir gerileme var ama her kesimden insanlar, evet, gidip orada çocuklarını okutuyorlar, eğitiyorlar. İnanır mısınız? Bunların karşılığında bu ailelerden para alınmıyor. Ne güzel. Ücretsiz şekilde çocuklara eğitim veriyorlar. Aldıkları tek şey bir meyve suyu, bir kek. Onu da onların çocuklarına tekrar yedirip içiriyoruz orada. O yüzden biz cemevini geniş kapsamlı, otoparkı olan, kültür yeri olan, kütüphanesi olan, kreşi olan, misafirhanesi olan, gerekirse yanında dükkanı olan, kendi kendini kavurabilecek şekilde, kimseye muhtaç olmayacak şekilde, ayakta durabilecek şekilde insan odaklı, geniş çaplı bir cemevi, hepsinin bu şekilde, evet, olması lazım. Yine diyoruz, biz sadece ibadet için değil, ibadetimizi tabii ki yapacağız. Mutlaka. Cemevinde önceliğimiz, evet, ibadetimiz ama sadece o
kocaman bir binanın içerisinde başka şeyleri değerlendirmemiz lazım. 21. yüzyılda sadece bu değil, 22. yüzyılın nesillerini düşünerek, 30 yılın, 40 yılın, 100 yılın, bir asırın sonrasını düşünerek çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Turan Bey. Evet. Bunu da yerinde, mahallede hem gelecek inançlarını öğrenecek, inanç ibadetlerini yerine getirecek. Tabii. Öğrenci ise dersini orada çalışacak, değil mi? Yani, evet, evet. Üstlerinden üniversite hazırlanıyorsa keza yine eğitimlerinde yine orada tamamlamış olacak. Tabii İngilizce, böyle komplike bir şey istiyorsunuz. Tabii İngilizce kursları, matematik kursları hepsi olacak. İçinde var. Zaten birçok cemevimizde bu şu an var yani. Devam ediyor, tamam, eğitimler evet, veriliyor. Tabii biz bu cemevinde bunu da yapacağız. Şu anki cemevlerimiz nasılsa aynı şekilde dediğiniz gibi projelerimiz hazır, bir şey oluşturuldu. Biz arsamızı bir an önce bekliyoruz ki başlayalım. Temel taşını atalım. İnşallah. Ondan sonra gelecek. İnşallah gelecek. Başkanım teşekkür ediyorum. Ratingimiz de sayenizde çok yüksek. Şu anda arkadaşlarım da bir reklam istiyorlar. O zaman minnacık bir reklama gidelim. Sonra kesin siz burada olalım. Hadi bakalım. Reklama gittik dostlar.